Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, ikinci haftanın konularını dinlediniz. Artık bir temele sahipsiniz ve artık bu temeli sabitleyebilmek açısından, geliştirebilmek, pekiştirebilmek açısından ödevlerinizi yapmaya davet ediyorum sizleri. Şimdi sevgili gençler, geçen hafta neler yaptık? Tam sayılar ve harfli ifadeleri çözdünüz. Tek çift sayıları çözdünüz. Ardışık sayıları çözdünüz. En büyük en küçük değer bulmayı çözdünüz. Şimdi bu hafta ise asal sayıları çözüyorsunuz. Matematiğin ilacı adlı soru bankamızdan. Ve sevgili gençler, basamak kavramını çözüyorsunuz. Şimdi bölen sayıları dediğimiz kısmı zaten asal sayıların içerisinde bulacaksın. Artık sonraki hafta ödevlerini biriktirmiyorsun. Bak, bu hafta gayet az ödevim var. Sonraki haftaya ödev falan bırakmıyorsun. 0-20 net arası yapan arkadaşlarım matematiğin ilacı adlı soru bankamızdan bu kısımları çözecekler arkadaşlar. Bak, bu kamp bittiğinde biz de bir kitabı bitirmiş olacağız. Haberin olsun. Şimdi diğer kampı takip eden arkadaşlarım, şimdi sıra sizde. Hemen geçiyoruz arkadaşlar diğer soru bankamıza. Ekranımızı da büyütelim. Şimdi arkadaşlar, sizler geçen hafta neler yaptınız? Pozitif, negatif, tam sayıları çözdünüz. Tek çift sayıları çözdünüz. En küçük ve en büyük değer bulmayı, ardışık sayılar ve örüntüyü çözdünüz. Şimdi bu hafta neler yapacaksınız? Basamak kavramını çözeceksiniz arkadaşlar. Asal sayılar ve asal çarpanları ayırma kısmını çözeceksiniz. Şimdi sevgili gençler, bir de burada işlem yeteneği adlı bir konumuz var. Bu hafta bunu da çözmenizi istiyorum. Şimdi bunun bir konu anlatımı yok, biliyorsunuz. Biz sadece temel işlem becerilerini geliştirebilmek adına bu soru bankamıza, yani acil matematik TYT soru bankasına sevgili gençler işlem yeteneğinin konusunu koymuştuk. Bu hafta senin ödevlerinden birisi de bu. Haberin olsun. Bak, geçen hafta ödevlerini eksiksiz yaptıysan, vicdanın rahatsa, gerçek manada bu kampta kalıcı olup da devamını getirmek istiyorsan, sana da söylüyorum. Bu kampı bitirdiğin takdirde koskoca bir kitabı da bitirmiş olacaksın. Haberin olsun. Tabii problemler hariç. Problemler için ekstra, ama ekstradan bir kamp yapacağız. Muhteşem bir kamp yapacağız. Haberin olsun. Böyle problemleri 1-2 haftada geçiştirmeyeceğiz. Tabii ki problemler videosunu da sen eski kamptan izleyebilirsin. Onda sıkıntı yok. Oradaki soruları da çözebilirsin. Çok tatlı, çok güzel sorular var ama 1-2 haftada geçiştirmeyeceğiz. Böyle kelli felli bir kamp yapacağız. Onun için de ayrı bir kamp kitapçığı ben senin beğenine sunacağım. Hiç merak etme. Evet gençler, 0-20 net arası yapan öğrenciler ve 15 üstü yapan öğrenciler diyelim. 15 ile 20 net arasındakiler iki kampı da takip etsinler bu arada. Hani bunu yazanlar da olmuş yorum kısmında. Takip etsinler arkadaşlar. Gayet verim alacağınız kamplar bunlar. Haberiniz olsun. Bu haftaki ödevleriniz bunlardı. Umarım iyi bir şekilde, sıkı bir şekilde ödevlerini yapıyorsundur. Kampı takip ediyorsundur. Ciddi manada geçen seneden öğrenciler kamptan sonra hocam 15 net yaparken şimdi sizin sayenizde 27-28 netlere ulaştım diyen arkadaşlarım var. Lütfen siz de bunları göz ardı etmeyin. Biliyorsunuz ki çalışarak ancak bir şeyleri elde edebiliyorsunuz. Lütfen arkadaşlar, çalışmaya devam. İkinci haftamız hayırlı uğurlu olsun. Üçüncü haftada görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.